Tekirdağ Çerkezköy'deyiz. Dede köyümüz Moz Yiğitlerin şu an derneğinin önünde bulunmaktayız. Çerkezköy Moz Yiğitler Derneği. Yan tarafta arkadaşlar yazaldılar. Salayı. Burada atıyorlar. Evet. Şu an derneğin lokalinin yaz sezon açılışındayız. Merhaba arkadaşlar. Evet. Gereşen Derneği'nin gençleri. Evet. Şu an dernek binasının olduğu bölümdeyiz. Dernek binasından yönetim binasına giriyoruz. Evet. Selamünaleyküm. Başkanım merhaba. Merhaba. Boz Yiğitler Köyü Derneği Başkanı Namık Öztürk Bey. Namık Bey, köy derneğini gördük. Biz çok gururlandık. Bir dedemizin köyü olarak, dede yurdumuzun ben kalan akrabalar, dostları burada görmekten mutlu olduk. Biraz bahsetmek ister misiniz dernekten? Bu arada Yusuf abi de geldik. Yusuf abi de bir amca oğlum şöyle bir çekeyim. Yusuf abi de yönetim kurulunda. Falan döndürebiliyor musunuz derneği, yoksa herhangi bir çoğu derneklerde olduğu gibi diyorsun. Hepimizi yarayan kanasın. Bütün Terekeme derneklerinde aynı sorunlar yaşanıyor köylerinde. Derneklerinde, köy derneklerinde yaşanıyor. Yönetim olarak yani çok sağlam bir yönetim. Yani bizim şeyimiz yok. Aydınlatma ihtiyacımız yok. Gönüllü olarak yapıyoruz diyorsunuz bu işi. Gelip gitmelerimize yeterli. Yoksa bir saat önce çarkı seyrediyoruz. Teşekkür ederim başkanım. Kesenize bereket. Yönetimden Yusuf abim, amcaoğlum,
ikinci başkanımız aynı zamanda. Yusuf abi sen ne söylemek istersin? Evet. Sağ olasın, bizi buralara kadar getiriyorsun. Ben? Dede yurdumuzu gösteriyorsun. Sana ayrıca teşekkür ben ediyorum, sana, minnettarım sana. Ben sana teşekkür ederim ki geldim, nurlandırdın, çekiyorsun, tanıtıyorsun. Allah razı olsun, sağ ol. Sen de sağ ol. Meraklara sesleniyorum işte, derneğimizin durumunu Namık Bey'e anlattı bu. Namık Bey anlattı, gerçekten çok cüz'i bir rakam. Yani insanlarımız, buradan söylüyorum özellikle, bari faaliyet günleri, faaliyet geceleri, kaz gecesinde, işte düğünde, dernekte geldikleri zaman en azından burada derneğe bir katkı manasında bir yardımda bulunabilirler. Buranın ya her zaman yönetim... Şunu da söylemek istiyorum bak, biz Trakya'da en çok etkinliği bulunan bir derneğiz. Trakya evet. Bölgesinde yılda 3-4 defa etkinlik yapan hiçbir dernek yok. Etkinliklerine siyasileri, yani milletvekillerine davet edip ve etkinliğimizde bulundurduk. Evet. Derneğimizin yani şu anda Trakya'da en fazla dernek bizim derneğimiz. Maşallah, maşallah. Tabii yılda yani maliyeti çok yüksek, etkinlikler yapan başka hiçbir dernek yok, yok şu anda. Yani bir kaz getesinin maliyeti 25-30 lira. Çok cüz'i bir rakam. Bizim 100 lira yapmışlardı kaz gecesini. Ardahan Alagöz Köyü Derneği olarak 100 lira bir seferde toplayalım dedi. Yani biz ona rağmen biz çok hesaplı dedik. Yani çünkü dernek gönül işi, fedakarlık işi, sevgi işi. Dernek ne kadar köklerini aynı akrabalık bağlarından alan insanların oluşturduğu bir organizasyon olsa da bu tepedeki bir kurumdur. Yani bağlayıcı bir kurumdur. Onun için dernekler çok önemli. Kültürümüzde çok önemli. Aile yaşantımızda dernekler çok önemli. Akrabalık bağlarımızda dernek çok önemli. Bu yönden sizi tebrik ediyorum. Yani dernekçilik çok zor. Yani zor ama. Her görüşten insanımız var. Onları idare etmek, onları dernekte toplamak, onları bir araya getirmek çok büyük ve zahmetli bir iş. Erdal'cığım şimdi şöyle. Gençler amca çocuklardı, dün düğün vardı. Sonra işte bu kim biliyorum. Abi işte amca oğlu ve amca kızı tanımlıyor. Evet. Bizim derneğin amacı amca oğlu, amca kızı, dahi çocuk bunları birbirine kaynaştırmak. Evet. Bunların parada, şundan bunda işimiz yok bizim. Ama bunun yanında da insanlarımızla rica ediyoruz ki hani gelin azı karşılamaya koyun, etkinliklerimize bulunun. Evet. Kaz gecesi yaptık dediği gibi ondan okun, 3 dönemde vekili geldi çıkardı. Çok büyük bir başarı. Yani milletvekilini buraya getirmek çok büyük bir başarı. Sizin yönetiminize teşekkür ediyorum. Yani bu manada gerçekten büyük bir iş yapmışsınız. Bunu dernek olarak yaptık. Piknik yaptık. Kaplama, yani bekleyenimizin kaplamaları 600 kişilik yemek hazırladık, yaptırdık. Gelen kişi kaç kişi sayısı var? 300 kişi. Ve bedava veriyoruz bu yana. Yani gelen insanlara falan diyoruz. Ona evet. Beş lira yetmezler, gelmezler yani. Ona rağmen duyarlılık göstermediler. Ama buna da rağmen biz kesekmiyoruz. Yani derneğimizin gün arkasındayız, peşindeyiz, elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız, ne de yapıyoruz yani. Yani başkanımız idealist bir başkan. Ben kendisine de Sanat Amcaoğlu teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yusuf abi sen vefakar insansın. Yani ailemiz açısından. Gerçekten ben sen o konuda ailemiz açısından olsun, böyle çevremiz açısından olsun. Ben seni her zaman duyarlılığına takdir etmişimdir. Ben buradan teşekkür ederim. Yani bu teşekkür ederim. Kesinlikle. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Kültürümüzü yaşatmak açısından derneğimize çok ihtiyacımız var. İnsanların nesline yetişen neslin özdeki nesilde birbirlerine paylaşmalar açısından dernek için bir yere gelmeyi başlıyor. Kesinlikle katılıyorum başkanım. Başkanım. Hani en basit örnek yani.
bizim kurum, onu da bilmezse sağ olsun. Teşekkür ederim, sağ olsun. Hayır, fırlar ben gibi insanım ya, sağ olsun. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olsun. Şu an 3600 kişiyiz. Sadece kayıt altında olanlar. 3600 kişiyiz. Kayıt olan. Onun dışında daha var akrabalarımız var. Onu bize dönüklerinde destek veriyor. Kendi evet. Evet. Şimdi Çıldırt, Bozyiğit köyü bizim için kutsal köy. Yani Akçom ilk geldiğimiz köy, Kars Akçom. İkinci iskanımız Çıldırt. Eski ismi Gereşen, yeni ismi Bozyiğit köyü. Bozyiğit köyü bizim ata köyümüz. Ata ocağımız. Ardahan'da da olsa, Kars Çamurlu'da da olsa, Kars Davul köyde de olsa, Sporsuklu'da da olsa herkesin gözü mutlaka Çıldır'da, Gereşen'de. Çünkü bizim köklerimiz orada. İlk yerleştiğimiz, ilk toprağa kökümüzü saldığımız yer Çıldır Gereşen köyü. Yeni ismiyle Bozyiğit köyü. O yüzden bizim kardeşlerimiz, ailemiz, diğer köylerde olan fertlerimizin hepsi Çıldır'ı özlem ve hasretle anıyorlar. Yani hep ilk fırsatta gittiklerinde yeni nesiller köyü görmek istiyorlar. Eskiler zaten gider gelirlermiş. İrtibatlı, irtibat halinde duyarlı insanlarmış. Fakat yeni nesil zamanla işte iş dolayısıyla, çalışma iş dolayısıyla hayatlarını kazanma çabasına düştükten sonra büyük şehirlerde, çeşitli büyük şehirlere yayıldıktan sonra görüşme biraz olsun kısıtlanmış. İnşallah yeniden topluyoruz. Yeniden gönüllerimiz bir tabii ki. Kesinlikle. Bu küçük söyleşi için teşekkür ediyorum size. Derneği çok beğendim. Hakikaten dernek güzel. Ben Kaz Gecesi'ne de gelmeyi düşünüyordum. Fırsatım olmadı. İnşallah daha güzel olur. Bu tabelanın burada durması, burada köyün isminin yaşatılması gerçekten çok büyük bir fedakarlık ve çok güzel bir düşünce. Yani çoğu köy derneği açıldığı gibi kapanıyor. 3 ay anca faaliyetini sürdürebiliyor. Ama bizim köyün derneğinin bu kadar güzel bir şekilde devam etmesi 4 dönemdir. Gurur verici bir köy, bir şey yani. Bir gurur verici bir olay. Çok mutlu etti beni adeta gerçekten. Çünkü dernekçilik, fedakarlık işi, sevgi işi, gönül işi, ailenden feragat ediyorsun, zamanından feragat ediyorsun. Kültürüne hizmet etmek ayrıcalığını, sorumluluğunu taşıyorsun. Gerçekten bu konuda size ve yönetiminize teşekkür ediyorum. Son olarak burada köylerimizde. Teşekkürler, teşekkür ederim. Başkanım size son sözü bıraktım. Köylerimize özellikle bu duyarlılığı göstermelerini rica ediyoruz. Hepsinden ben kendi adıma rica ediyorum. Evet, güzel. Doğru söylüyorsunuz. Aynen. Ben de bulamıyorum. Çünkü başka çaresi yok yani. Evet. Başka çaresi yok. 1600 kilometre var. Oradan buraya gelip de başka bir memleketi yok. Orada yaşıyorsa. Kültürümüz açısından kesinlikle bu şart. Söyleşi için teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olun. Teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Geçmişini bilmeyen geleceği olmaz zaten Erdal Bey. Geçmişini bilmeyen geleceği de olmaz. Onun için geleceğinize sahip çıkmalıyız. Evet. Kültürümüze sahip çıkmalıyız. Evet. Çok önemli. Teşekkür ediyorum. Söyleşi. Çok sağ olun.